Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Shadow Fight 3 videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Shadow Fight 3 videosu yeni gelmiş etkinlik olan Çiçek Açma Festivali sizlerle beraber tamamlamaya çalışıyor olacağız. Şöyle tatlı bir olay oldu. Bu etkinliğin gelmesiyle beraber etkinliğimizin efsanevi seti, etkinliğimizin efsanevi seti Gölge sanat seti olacak bende de olmayan birkaç tane setten bir tanesi müjdecilerde olmayan tek set Bu seti tamamlamayı fazlasıyla istiyordum ve o kadar güzel denk geldi ki anlatamam Tabi aynı zamanda bu bahar etkinliği olduğu için özel bahar seti de bu etkinliğin içerisinde yer alıyor olacak Yani fazlasıyla benim için ödüllerinci ve benim için çok iyi bir etkinlik olacağını düşünüyorum Daha fazla Shadow Fight 3 videolarının gelmesini istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız Videoyu kapatmadan bir, bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz Abone olmayı unutmayın ki hem kanalımıza ciddi anlamda destek olmuş olsunuz hem de başka oyun serilerimizden ve çeklerimizden haberdar olabilirsiniz. Etkinliği tamamlamak için 5500 puan yapmamız gerekiyormuş. Şöyle güzel bir olay var. Kazanan her jeton 1 puan verdiği için iyi jeton kazabilirsek bu etkinliği hızlı bir şekilde bitirebilirim. Yarınki canlı yayında bu etkinliği tamamen tamamlamaya çalışacağız. Olabildiğince bilet falan da biriktirmeye çalışacağım. Tabii ki özellikle büyük etkinlikler falan oynamaya çalışacağım için. Haberiniz olsun şimdiden. Akşam saat 8'de bir aksilik olmazsa canlı yayınımız başlayacak. Aynı zamanda canlı yayınlarımızın olduğu oynat besesinde katlar bırakacağım ki isterseniz bir bakıp inceleyip ona göre gelirsiniz ya da gelmezsiniz. Siz bilirsiniz. Evet. Sakura Çiçek Açma Festivali geldi. Geleneğe göre müjdeciler bugünlerde en iyi icatlarını saygılar. Gölge enerjisiyle çalışan bir dövüşlü bot yarattım. Tüm potansiyelini göstermek için zorlu bir rakibe ihtiyacı var. O da biz oluyoruz. Çelik Sakureli dövüş, dövüşten önce birkaç prototipi yenmeyi dene. Bu gölge bot beni gururlandırıyor. Tamamdır okey. Kaç? 65 feri. tam, güzel jeton kasarız buradan. Güzel güzel. Hadi bakalım başlıyoruz. Maxun nadirlikte. Ha, doğru doğru. Bir de görev var arkadaşlar bir tane. Ee, her gün görev geliyor ya, bu etkinliğe özel olarak. Ne diyor mesela? Hanedancı eşyaları kuşanmışken son etkinlik bossunu alt etti. 150 Battle Pass puanı verecek arkadaşlar. Battle Pass puan sistemi de çok önemli çünkü burada bayağı güzel ödüller veriyor. Aynı zamanda Bahar şampiyonu setini tamamlıyorsunuz. Bir de özel gölge sanatçısı kostümü de buradan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben e, ee, tab bize bakarken gölge sanatçısının kostümünü görmüştüm. O kostümü şu, bu etkinlik içerisinde olması beni gerçekten çok mutlu etti. Çünkü bayağı tatlı duruyordu, hoş duruyordu. Şuradan ben hemen lanetli atapoz setini takayım. Sonuçta hanedanlık seti ve... Bayağı OP bir set. işe yarayacağını düşünüyorum. Bakalım başımıza neler gelecek. Galiba kural yok bunlarda. Ama büyük etkinlikte muhakkak kural olacaktır. Bakalım başımıza neler gelecek. Geçen haftaki etkinlikten ben o kadar fazla verim almıştım ki öf yani. Bayılmıştım ya. Hem set tamamlamıştım hem de bayağı güçlenmiştim. Bakalım bu etkinlikte ne olacak? Geçen etkinlik biraz kanserdi ama en azından bayağı güçlenmiş güzel setler falan da tamamlamıştım. Bu etkinlikte de öyle olacağını düşünüyorum. En kötü iki tane set tamamlayacağım yani. Hemen jetonları harcamayacağım çünkü başka maratonlarda yüksek ihtimalle o jetonları harcamamı isteyecektir. O yüzden full artı full biriktireceğim canlı yayında sizler için. Biriktirdiğim jetonları falan da harcıyor olacağım. Aynı zamanda biriktirdiğim biletleri de hepsini kullanmaya çalışıyor olacağız. Bakın başımıza neler gelecek ya. Fazlasıyla merak ediyorum şu anda. Aa bu arada şey galiba ters. Ters kontrol kuralı gelmiş. Fark edemedim ben şu anda ama yok değilmiş tamam. O kadar inanmıştım ki öyle olduğuna bu arada. Neden bilmiyorum. Aa güzel bomba yedi. Kötü kullandım ama olsun. Tamam güzel. Başarılı bir şekilde herhalde ilk şeyimizi, prototipimizi, ilk mücadelemizi kazandık diyecektim ki adam zıpladı falan boşu boşuna vaktimi çaldı. <laughs> Neyse. Eminim ki ben bu sette rahat bir şekilde etkinliği bitireceğim ya. OP yani çünkü. Ama bakalım diğer setleri de deneyeceğim tabii ki. İlahi Yargıç, Feragatçı, Yaşayan Efsane hepsini deniyor olacağım. Evet ekstra kural yokmuş bu arada hiçbir şekilde. O zaman büyük etkinlikte muhakkak kurallar olacaktır. Çünkü küçükte yoksa büyükte oluyor genellikle. Küçükte de oluyorsa büyükte de, de zaten oluyor. İyi en azından normal etkinlikte öyle çok fazla zorlukla karşılaşacağımızı ben şahsen düşünmüyorum. Zaten bir de özelliklerimizde güzel taktığımız için güzel hasar da veriyoruz rahat rahat döveceğiz gibi duruyor. Oha bu arada onu nasıl yemedi ya. Çok saçma ya. Neyse problem değil. Şöyle komboyu yaptığımız anda zaten. Hop. Zınk. Nice. ben full bu taktiği yapa yapa prototipleri keseceğim ya. Full böyle oynayacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın yani. Ben olabildiğince rahat ve olabildiğince çabuk öldürmeye odaklı oynadığım için. Sürekli aynı taktiği spam falan yaparsam şaşırmayın ve <laughs> rahatsız olmayın bundan. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bu arada ben bu e, silahtan nefret ediyorum ya. Adamın elindeki var ya. O kadar güzel hasar veriyor ki. O kadar güçlü ki çünkü. Acayip can sıkıyor ya. Lan yine vuramadım ha. Benim bu bombadan çektiğim ne abi? Güzel bedava hasar verdim bombayla bu arada. Bomba yere düşünce patlayabiliyor ya. Ondan dolayı güzel hasar çıkartabiliyoruz ister istemez. Tabi bay bayıla da biliyor düşman. Zaten lanetli atlapotun olayı da bomba tutturunuzda rakibinizin bayılması ve bunu her bombada yapabiliyorsunuz. O yüzden zaten bu taktiği uyguluyorum ki rahat rahat keseyim. Rahat rahat alt edeyim. Rahat rahat kazanayım. Güzel 75 jetonumuzu kazandık bile. Tamam daha sonra diyelim çiçek açma maratonundan küçük ödüllerimizi alalım. Sandık falan açabiliyormuşuz. Tamam onları ben açmayacağım. Gerek yok zaten aldığımız sandık da yani şey sandığı olduğu için nadir sandık olduğu için önemli değil. Ekstra vaktinizi harcamaya gerek yok. Değmez. Devam ediyoruz. Bakalım boss sonda mı gelecek yoksa böyle bir kere daha boss gelecek mi? Geçen hafta olduğu gibi ya da Fletcher etkinliğinde olduğu gibi. Galiba full artı full prototip gelecek. Sonunda da gölge sanatçısı ile kapışacağız gibi duruyor. Ya da bahar şampiyonu seti olan adamla kapışacağız gibi duruyor. Keşke büyük etkinlikte falan böyle hem gölge sanatçısı hem de bahar şampiyonu olabilse. Ne güzel olurdu. Ne kadar tatlı olurdu var ya. Hani en azından çeşitlilik olur ve ekstra zorluk olur. Gölge sanatçı seti özelliğini kullanabilsin. Rakip falan güzel olurdu aslında Neyse devam ediyoruz Rahat rahat kesmeye devam ediyoruz Hiç zorlanma hiçbir şey yok Çünkü taktik yapıyorum yani Dümdüz oynasam büyük ihtimal Biraz daha zorlandırım hani en azından Dövüş daha uzun sürer Ne olacağı çok da belli olmaz ama Böyle olunca çok rahat oluyor abi Kombayı yapıyorsun adamı yere atıyorsun Sonra bombayı atıyorsun tamam kazandın zaten Direkt olarak Dur abi kaç şöyle ben bir gölge formuna gireyim Tamamdır Oha yanımdan geçti. Şansa bak. Git buradan. <laughs> Git tam buradan. Bir de bombayı yemiyormuş var ya yine tilt olurum. ayet yemedi. Ya abi şaka mısın ya? <laughs> abi şaka gibi gerçekten. Git buradan. Cık cık cık. Bir de kafama tekme atmaya çalışıyorsun. Sen kimsin? Gölgenin oğluna tekme atıyorsun. Ama şu an gölgenin oğlu değil lanetli Atapot'un oğlu oldu şu anda gölge. Gölge diyorum ya. Gölgenin çocuğu. Allah'ım ya ben gölge nereden çıktı ya? Neyse abi. Acaba ödül olarak ne gelecek bu oradan? Orada e, destansı bir şey gelecek ama ya ekipman gelecektir ya da yetenek gelecektir. Ben yetenek geleceğini düşünüyorum nedense. Genellikle yetenek geliyordu çünkü. Ama eğer destansı bir kart gelirse otomatik olarak şöyle bir olay var oyunun. Etkinlik yaparken herhangi bir ekipmanın parçasını vesaire kazanırsanız. Otomatik olarak en güçlü halini kazanıyorsunuz arkadaşlar. En güçlü halini kazanmanız demek. Mesela benim zırhım 6000 ya zırh gerisi 6000'in üstü geliyor her şekilde. Böyle bir olay var. Demek ki güç aslında böyle kasılıyormuş. Seviye atlamadan güç kasmak istiyorsanız arkadaşlar full artı full bu etkinlikleri yapmanız ve bu e, setleri tamamlamanız gerekiyor kesinlikle. Ya da jeton biriktir biriktir. Güç farkını arttır. Tamam mı? Mesela zırhın 6000'den 7000'i çıkardın. Dükkandan şey yaparsın. Aa bu arada boss geldi. Beklemiyordum lan boss geleceğini. Neyse abi. 6.000'den 7.000'e çıktın diyelim. Otomatik olarak zaten en güçlü halini kazandığın için Tabi jeton maliyeti daha yüksek oluyor. Eyvallah ama daha güçlü oluyorsun. Ama jeton maliyeti de düşebiliyor. Bende mesela düşüktü. Ejderha setini tamamlamak için. Geçen haftaki etkinliğin Ejderha Hoca'sı vardı ya. Uff acayip sinir bozucuydu. Bir kılıçlarla bir dönüyordu. Yarı candan fazla alıyordu. O kadar can sıkıcıydı ki. Bu arada ben niye gölge formunda direkt harcadım bilmiyorum ama. 3 round çünkü. Tamam abi olur. Belki de gölge sanatçısı gelir dediğim gibi. Hiç belli olmaz. Benim dediğim tutabiliyor aniden. <laughs> Acaba ne yaptım? Etkinliği okudum? Al işte yine bombayı tutturamadım. Kafayı yiyeceğim ya. <laughs> Şu bomba lokasyonu bir tutturabilsem. Hiç uğraşmadan döveceğim de. Neyse problem yok o kadar da. Birazcık zorluk oluyor işte. Bir de güzel hasar veriyor ha. Çelik Sakura. Şey mi yapıyordu bu ya? ekstra gölge enerjisi falan mı dolduruyordu hem uzaktan hem yakından öyle hatırlıyorum. Çünkü gölge formuna çabuk giriyor adam. Ondan dolayı olabilir. Bakarım ya şu etkinliği bir bitirelim. Videoyu kapatmadan bir bakarız. Ondan sonra videoyu öyle kapatırız evet. Yetenek geldi. Tamam bunu artık öğrenmem lazım. Yetenek geliyor her seferinde. Her zaman ve her zaman yetenek geliyor en başta. Tamam abi tamam. Öğrenmiş olduk tekrardan. Bir daha unutmamak üzere inşallah. <laughs> Bu arada aynı adamlar gelecekse ben en iyisi videoyu durdurayım ya. Çok vaktinizi almayalım. Tamam farklı okey. Ya aynı da silahlar farklı ya. Ondan dolayı ister istemez oynayasım geliyor. Şöyle bir yere yatıralım. Şöyle bomba ke. <laughs> Baba pompa ke. Bomba ke. Prototip ke. Şöyle yapalım bari de. Çünkü duvara sıkıştığınızda kombo vuruşlarını genellikle yapamıyorsunuz. Rakip blok diyor. Ondan dolayı ağır saldırı yapmanız daha mantıklı duvardayken. Yat bakayım aşağıya. Nice. Hiçbir zorluk, hiçbir direnişle karşılaşmıyoruz resmen. Bir tek bahar şampiyonu setini kullanan <laughs> boss bizi zorladı bir tek. O da boss yani bir zahmet. Boss olduğu için gayet normal. Bir de her bölüm geçtiğimizde falan ister istemez rakibi zorluğu da artıyor ya. Öyle bir olay da var şimdi. Şöyle ben bir bomba yapacağım. Ondan sonra şöyle yapayım. Bir de yuvarlanam. Her şekilde fıstık gibi asayi vereceğim çünkü. Bir daha bomba. Bir daha şöyle yerden bir bomba bir de. Nice. Kolaydı abi. <laughs> Lanet de taktik yapmak gerçekten çok keyifli. O kadar rahat kazanabiliyorsunuz ki. Bir de dediğim gibi görev olduğu için yapıyorum zaten. Bir de Battle Pass yapacağız işte. Ama bakın Battle Pass'te ilerleyebilecek miyiz rahat rahat. Çünkü 150 veriyor eyvallah da. Yani görevde 150 veriyor. Eyvallah. Peki ondan sonra ne olacak? Ee, 70-80-90 falan istiyordu galiba hatırladığım kadarıyla. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Yani tamamlayabilirim. Ben başka bir şey istemiyorum çünkü güzel ödül veriyor, baya tatlı ödül veriyor ve efsane bir kostüm veriyor. Üf. Bu arada alttaki premium ödüllerini de alabilmek lazım aslında. İki tane kostüm veriyor. Direkt olarak e, bölge sanatçı setini tamamlayabiliyorsunuz. Yani çehre için alınabilir en fazla ama evet, o da yani. Sırf çehre almak için tam iki tane çehre veriyor. Eyvallah da güzel birkaç ödül var diye de 56 lira baymak istemiyorum ya. Üzgünüm. Kimse kusura bakmasın yani. Biraz daha ucuz olsa olabilir de. Dolar kuru bu kadar yüksek olmasaydı. Şöyle bir 30 lira falan olsa direkt yapıştırırdı herkes diye düşünüyorum. 25-30 yarı fiyatı olsa bence herkes alırdı hemen hemen. Çünkü efsanevi set tamamlıyorsun. Çehre tamamlıyorsun. Bir de paket falan açıyorsun. Yani çok güzel ödüller kazanabiliyorsun. Ve etkinliği çok daha hızlı tamamlamana da yarıyor. Ekstra jeton falan da veriyor çünkü. Ben şöyle bir döveyim seni. Tık şöyle geri kaçam. Bir de nunçak atam. Atamadım. O zaman şöyle yapayım. Hop zınk ah be kaçtı. Gel lan buraya sen misin benden kaçan. Prototipsin lan sen. Senin zekan olamaz senin ölmen lazım. <laughs> Kolaydı her zamanki gibi. Zorlanmadan etkinlik ilerlemeye devam ediyoruz. Bakın büyük etkinlik bizi zorlayacak mı sanmıyorum ama. Şeyde başta zorlanmıyordum hiç. Vardı ya yan etki etkinliği. İlahi yargı setine karşı falan oynuyordum. O zorlamıyordu başta. Ama ondan sonra öyle bir ölmeye falan başladım ki o kadar delirtti ki beni. Çünkü bazen... Ay telefon düşüyordu. Çünkü bazen öyle bir gereksiz zorlaması vardı ki. Hani can gerekiyordu can gelmiyordu falan. Hani özellikle etkinliğin yani bossa doğru böyle özellikle akrep vesaire falan veriyordu. Onu verdiği anda yok olma ihtimali çok yüksekti. Çünkü vurduğundan sarılıyorsun. Adam sana vurdu mu Allah'ına zaten. Hani yok ediyordu seni kelimenin tam anlamıyla. O da can sıkıyordu fazlasıyla. Neyse ki o etkinlikten de bayağı verim aldım. İlahi yargı setini geliştirdim falan. Bir de iki tane çehre kazandım şansıma. 1500 mücevher gelebilirdi ama merhamet çehre geldi. Yeşil yani. Full onu kullanıyorum şimdi. Merhametli bir insan olduğumdan dolayı. Kişiliğimi yansıtıyordu çehre çünkü. Ama adalet gelse adaleti de şey yaparım tabii ki. Adalet insanıyım çünkü. Haksızlığa tahammül edemiyorum. O yüzden gereksiz zorlamazsam ben çok sevinirim sevgili etkinlik. Teşekkür ediyorum. Ulan be çok iyi oldu ama var ya o kadar iyi oldu ki. Bedava gölge sanatçı setini tamamlayacağım. O kadar tatlı oldu ki. Bu arada önerileriniz falan varsa kesinlikle yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ona göre size daha iyi oynanış falan sunabileyim çünkü. Yani şu sette oynarsan daha iyi olur şu seti de dene gibi. Ben her seti ana hikayede deniyorum tabii ki de. Daha böyle iyi önerileriniz falan vesaire varsa oynayışı daha iyi yapabilecek önerileriniz varsa kesinlikle yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin düşüncelerinize, sizin yorumlarınıza, tavsiyelerinize göre de oynamaya çalışıyorum çünkü. Başta full aynı seti en güçlü haline falan oynamaya çalışıyorum. Sonra diğer setleri kullanmaya başladım falan. Hem daha verimli oluyor. Hem de eğer set o kadar güçlü değilse biraz daha zorlayıcı oluyor. Tabii siz zorluğu seviyorsunuz. Hani bilete tek atmamdan çok keyif almıyorsunuz. Keyif alanlar da var tabii ki de. Ama almayanlar da var tabii ki normal olarak. Hani millet kendini parçalıyor, yırtıyor ama ben tek atarak geçiyorum milleti resmen. Tabii can sıkıcı olabiliyor. Siz anlayabiliyorum kesinlikle. O yüzden dediğim gibi önerileriniz, tavsiyeniz falan varsa kesinlikle yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Devam ediyoruz. Evet. Sürekli gölge formuna girmesi. Ay şu gölge yeteneğinden aşırı uyuz oluyorum ya. Aşırı uyuz oluyorum ama. Neyse ilk aldık. Benim gölge formuna girmem gerekecek gibi görünüyor ama ben ikinci raundda kazanıp ondan sonra girmeyi planlıyorum. Garantiye altına almak istiyorum çünkü. Bu arada video 15 dakika olmuş, uzamış, iyi uzamış. Neyse ki canlı yayından sonra direkt yüklemeye bırakacağım için. Yani şu an çarşamba günü çekiyorum. Perşembe günü gelecek. Hani Ertuğday'ı bitireceğiz canlı yayında sizlerle beraber. Tabii ben bu videoyu kanala attığımda çoktan bitirmiş olacağım da söylüyorum hani ne olacağını. Yayın biter bitmez direkt olarak diğer Shadow Fight 3 ana hikaye videosunu da çekeceğim. Of şok yedim bu arada. Abi bu arada şok yedim. Çok tatsız oldu ya. Oo ağzım burnumu kırdı ya. Adi. Adi köpek. <laughs> ağzımı burnumu kırdı ya. Gölge formuna girmediğim için pişman oldum direkt. Zor. Gerçekten zorlayıcı. Bir de o silah gölge yeteneğini kullandığı anda ben patates oluyorum genellikle. Çok vuruyor çünkü. Kaçma yolunu da bilmiyorum. Gölge yeteneklerinden kaçmayı öğrenmem gerekiyor kesinlikle. Çok önemli çünkü. Dodge'lamak falan. Silahlara hakim olmak fazlasıyla önemli. Lan bir dur bomba atam. Bir daha bomba atayım dur. Ya kaçma işte ya. Ya abi kaçma işte. Çok vuruyorsun zaten ya. Bir sal be kardeşim. Al sana bombe. Allah Allah. İlla bomba atacağız ya. İlla gölge formuna gireceğiz ya. Al. Ya, öyle kalırsın işte. Bir dakika ya gölge formuna girdi girmesini peki ne oldu sonra orada aniden gölge formu mu gitti Galiba e, gölge formuna girdiğinizde hasar yediğinizde gölge formu direkt olarak gidiyor anlamadım ama henüz tam olarak Merak ettim ben şu anda videoyu kapatmadan bir bakarım okuruz Video 20 dakikaya doğru gidiyor abi umarım çok fazla yer kaplamaz sonra kanala yetişmiyor Çünkü bir de Shadow 3 videosunu yüklemeye çalışacağım için videoları yüklemek çok uzun sürüyor abi Fazlasıyla uzun sürüyor. Lan aynı hareket yapıp durma. Allah Allah. Bak hala aynı hareketi yapıyor. Cık. Abi kasıtlı olarak mı yapıyorsun ya? Evet bu arada yediği gibi gölge formu gitti. Oo iyi. iyi En azından bir counter play yapabiliyoruz. Güzel. İyi tarafından bakmak lazım. Git lan buradan. Lan yemedi bombayı kafayı yersin ya. Cık cık. O kadar sinir bozucu ki. Aman abi, aman. Evet bir saldırı yapıyor gölge formu gidiyor. Hasar yemekle alakası yokmuş yani. Peki tamam öğrenmiş olduk. Bizim sevgili Osman yine yazar ama ya. ya o öyle değil böyle falan. War'u ucu ucuna aldık ha. 2-2 olsaydı kaybederim korkusundan rahat oynayamazdım. Gerçekten zorladı helal olsun. Ama görev olduğu için hanedanlık setini kullandım. İlla yaygıçta falan ne yapacak çok merak ediyorum. Evet 65 jeton. Ha, ee, Battle Pass puanı burada da veriyor. Tamam güzel güzel. Battle Pass puanı burada da verdiyse rahatız. İcadım üzerine çalışmalıyım. Yarım için teşekkürler. İşte ödülün. teşekkürler Shibata. Konuşamadım lan. Teşekkürler Shibata'cığım. Bakalım bu setin bir parçası gelecek mi? Bağ şampiyonu setinin. Ana efsane verdi lan. Şansa bak. %11 olasılıkla efsanevi verdi. Güzel güzel efsane efsanevidir. Evet sevgili arkadaşlar videoyu yavaştan sonlandıracağım. Özelliği çözdük. Kullandığı anda gidiyor yani anladığım kadarıyla. Ben yine de bir bakmak istiyorum şöyle bir yandan da kapanışımızı yapalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz ve keyif aldıysanız bir beğeni bırakmayı, kanalımıza hala abone değilseniz ve aramıza katılmak istiyorsanız da abone olup unutmayın. Aynı zamanda kanalımızın oynatma listesinden, başka oyun ve çektiğimizden haberdar olabilirsiniz. Evet gölge formuna daha hızlı giriyorsun ama herhangi bir yetenek kullanıcı tükeniyor. Aynı ilahi yargı setinde olduğu gibi. Neyse ben şuradan ödülümü alayım. Şimdi ondan sonra videoyu sonlandırayım. Evet 200 gölge enerjisini alalım. Şuradan da ekstra ödülümüzü alalım. Evet sevgili arkadaşlar bu videoda böyleydi. Umarım dediğim gibi izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.